Herkese merhabalar. Tonguç Kampüs'te birlikteyiz. TYT kampımıza devam ediyoruz. Gençler, canlıların temel bileşenleri konusuna başlayacağız. Canlıların temel bileşenleri biliyorsunuz ki uzun bir konu. İçerisinde inorganik bileşikler, organik bileşikleri anlatacağız. Ben de ikiye bölerek anlatacağım canlıların temel bileşenlerini, bitirmiş olacağım. Yalnız konu biraz kapsamlı olduğu için videonun süresi uzun olacak diyeyim. Gençler, onu da en başta söyledikten sonra hemen konu anlatım geçiyorum. Şimdi canlıların yapısında bulunan temel bileşiklere bakıyoruz. Canlıların yapısında bulunan temel bileşikleri kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi inorganik bileşikler, ikincisi de tabii ki organik bileşikler dediğimiz bileşikler olacak. İnorganik bileşiklerle ilgili bilmem gereken ne var? İnorganik bileşikler canlı vücudunda sentezlenemeyen, herkesin doğadan hazır olarak aldığı bileşiklerdir. Su, asit, baz, tuz, mineraller de inorganik bileşiklere örnek. Organik bileşikler ise artık canlı vücudunda sentezlenebilen bileşiklerden bahsediyoruz. Karbonhidratlar, lipidler yani yağlar, proteinler, enzimler, hormonlar, vitaminler, nükleik asitler ve ATP şeklinde olacak. Ben bugün inorganik bileşikleri anlatacağım size. Karbonhidrat, yağ, proteinin de çok kıyas sorusu çıkar. O yüzden de proteinlerin sonuna kadar da kıyaslamalı bir şekilde vereceğim. Bir sonraki dersimizde de kalan kısmı bitirmiş olacağız. Şimdi inorganik ve organik bileşiklerin arasındaki farkı iyi bilmemiz gerekiyor. Öncelikli olarak dediğim gibi inorganikler canlı vücudundan sentezlenemiyor. Su, asit, baz, tuz, mineralleri doğadan hazır olarak alıyoruz. Organik bileşikler canlı vücudunda sentezlenebiliyor dedim ya. İlla ki senin vücudunda sentezlenmesine gerek yok. Mesela vitaminler organik bileşikler ama ben vitamin sentezleyemiyorum. Bitkilerden, bakterilerden bu vitamin ihtiyacımı karşılıyorum. Ama sonuçta bitki de canlı, bakteri de canlı. O zaman canlılar sentezliyor diyeceğim diyeyim. Ve inorganik bileşiklere başlıyorum. İnorganik bileşikler de temel olarak karbon atomu bulundurmayan bileşiklerdir. İnorganiğin hangisi olursa olsun hidrolize uğramaz. Yani bunlar zaten hücre zarından doğrudan geçebilecek kadar küçük moleküllerdir. Ve bunlar enerji vermezler. Enerji veren sadece 3 tane organik bileşikten bahsedeceğiz. Hazır burada yeri gelmişken şöyle bir şey söyleyeyim. Bu konunun içerisinde yapı taşı, monomer kelimelerini çok fazla derecede kullanacağız. Bir şeyin küçük olmasına, yapı taşı olmasına, hücre zarından geçip geçememesine nasıl karar veriyoruz? Hücre ünitesine geldiğimiz zaman diyeceğiz ki hücre zarında madde alışverişini sağlayan delikler var. Bu deliklere por adı verilir. Bir şey pordan geçebiliyorsa küçük yapılı yani monomerdir. Geçemiyorsa büyük yapılıdır gençler. Ki inorganik bileşiklerin tamamı hücre zarındaki porlardan geçebilir. Suya bakalım. Su bizim olmazsa olmazımız. Diyorlar ki Mars'ta da su bulunsa orada da canlılar yaşayabilir. Suyun bu kadar olmazsa olmaz olmasına sebep olan şeyler nelerdir? Bunları bilmemiz gerekiyor. Hangi canlı olursa olsun canlı vücudunda en fazla miktarda bulunan inorganik bileşik tabii ki su olacak. Suyun şöyle de bir özelliği var. Mesela besinleri yediğimiz zaman midemizde onu hidroliz etmemiz lazım. Besinleri hidroliz edebilmek için yani parçalayabilmek için suya ihtiyacımız var. Diğer moleküller için de tabii ki iyi bir çözücü oluyor. Sindirim tepkimelerinde kullanıyoruz. Kanımızın çok büyük bir kısmı su, yani madde taşınmasında da suyun görevi var. İdrar çıkartıyoruz, boşaltım yapıyoruz. İdrarın çok büyük bir kısmı su. Yani atıkların vücuttan uzaklaştırılması için de suya ihtiyaç var. Daha da arttırabiliriz tabii ki bu örnekleri. Mesela yazın terliyoruz. Terlemekteki amacım ne? Aslında vücudumdan dışarıya su attığım zaman vücut sıcaklığımı aşağıya doğru çekmiş oluyorum. O yüzden vücut sıcaklığının ayarlanmasını da sağlıyor. Özgül ısısı diğer moleküllere göre yüksek. O yüzden de sular yavaş ısınıyorlar, yavaş da soğuyorlar. Bu da suda yaşayan canlıların yaşamını kolaylaştıran bir durum. Sonra su moleküllerini birbiri arasında tutan
bir bağ var. Hidrojen bağları bunlar. Bu şekilde bir kuvvet oluşuyor. Yani biz bu kuvvete kohezyon kuvveti adını veriyoruz. Sonra suyun başka moleküllerle tutunmasını sağlayan kuvvete de adezyon diyoruz. Aslında aynı moleküllerin birbirini tutmasına kohezyon, farklı moleküllerin birbirini tutmasına adezyon denir. Su içerisinde de bunu kendine göre yerleştirirsek, su eğer kopmayan bir zincir halinde birbirine tutunduysa kohezyon kuvveti, su madde taşınması için mesela bitkilerdeki borulara tutunduysa adezyon kuvveti diyeceğiz. Hatta bu kuvvetler sayesinde bazı böcekler suyun üstünde yürüyebiliyorlar ya da yavaş çekim suya bir şey fırlattıkları zaman sanki böyle su çarşaf gibi onu sarıyor, sonra içerisine düşüyor. Bu yüzey geriliminden kaynaklanıyor diyeyim. Gençler, bunları arttırabiliriz tabii ki. Bunlardan dolayı su bizim olmazsa olmazımızdır. Asitler ve bazlara da biraz bahsedelim. Asitler ve bazlar öyle kimyadaki gibi detaylı olarak biyolojide görülmeyecek. Neredeyse ortaokul düzeyinde bilsek bizim için yeterli. Çok böyle detaylı bir sorusunun gelme ihtimali zaten yok diyeyim. Asit neye denir? Suda çözündüğünde suya hidrojen iyonu verenlere asit deniyor. Suda çözündüğünde suya OH yani hidroksil iyonu verenlere de baz deniyor. Asitlere baktığımız zaman genellikle tatlarının tabii ki ekşi olduğunu görüyoruz gençler. Bazlara baktığımız zaman da genellikle tatları acı olacak. Anneler vurdu mu kızartır, babalar vurdu mu morartır diye bir kodlama vardır ya. Asitler turnusol kağıdını, daha doğrusu mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirecekler. Bazlar da kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirecekler diyeyim. Sonra bir şeyin asitlik ve bazlık değerini saptayabilmek için pH cetveli denilen bir cetvel bulunmuş. pH cetveli 0 ile 14 arasında yer alıyor. 7'den rakam küçüldükçe asitlik artacak. 7'den rakam büyüdükçe de tabii ki bazlık artmış olacak. Yani pH 2 mi daha asidiktir, pH 6 mı daha asidiktir dediğim zaman cevabımız pH 2 olacak. pH 13 mü daha baziktir, pH 9 mu dediğimiz zaman pH 13 tabii ki daha bazik olacak. İnsan vücudunda da her yerin pH'i birbirinden farklı olabiliyor. Birkaç tane yer var, özellikle bilirsek işimize yarıyor. Mesela kanın pH'i 7.4'tür gençler. Yani hafiften bazik bir pH'a sahip kanın pH'i. Bu 7.4 7'ye düştüğünde veya 7.8'lere çıktığında kişinin ölümü gerçekleşebiliyor. Yani virgülden sonraki o küçük rakamlar küçük bir şey olmaz demeyin. Midenin pH'ını işte 1.5-2 civarında asidik olduğunu söyleyelim. İnce bağırsakta 7.5-8 civarında yani bazik bir pH'a sahibiz. Hücre içi de genellikle nötr pH'a sahiptir. Bazen sorular yazıyorum, diyorum ki insan vücudunda tepkimelerin en iyi şekilde gerçekleşebilmesi için ortamın işte nötr pH'a ya da pH 7'ye sahip olması gerekir gibi uzun cümleler, havalı cümlelerle soruları yazıyoruz. Hayır, her yerin farklı pH değeri olur. Bu pH değerinde de uygun enzimler aktivite gösterir diyeyim gençler. Asit ve bazlar ile ilgili bir de şunu bilmenizi istiyorum. Tabii kimyada bunları çok daha detaylı olarak öğreneceksiniz. Bazı organik yapılı asitler ve bazı organik yapılı bazlar var. Yani tüm asitler inorganiktir, tüm bazlar inorganiktir diyemeyiz. Mesela DNA'nın yapısında adenin, timin, guanin, sitozin var ya, bunlar azotlu organik baz. Yani bunlar da baz ama organik yapılı bazlardır. Ya da formik asit gibi, sitrik asit gibi organik yapılı asitlerimiz de var diyeyim. Buradan da hemen tuzlara geçiş yapıyorum. Kimyacının çok kulaklarını çınlattım ama tekrar çınlatmış olayım. Organik kimya göreceksiniz. Orada asidik tuzlar, bazik tuzlar falan göreceksiniz. Biyoloji için bunlara hiç gerek yok. Bizim için tuz, asit ve bazların birleşmesi sonucunda oluşan moleküllerdir. İki tane küçük birleşip bir tane büyük bir şey yapıyorsa biz buna ne tepkimesi deriz? Dehidrasyon tepkimesi deriz. Dehidrasyon tepkimeleri sonucunda da su açığa çıkar. Eğer sen büyük bir şeyi küçük bir şeye dönüştürüyorsan, oku şöyle çizdiğimi farz edin. Bu da bizim için hidroliz tepkimesi olacak. Hidroliz tepkimelerinde de su tüketilir diyeyim. Hemen bir tane tuz örneği verelim. Kuvvetli bir asit olan hidroklorik asitle kuvvetli bir baz olan NaOH sodyum hidroksit birleştiği zaman sofra tuzu dediğimiz NaCl
TL açığa çıkıyor. İki küçük bir büyük yaptıysa dehidrasyon tepkimesi, tepkimeden de tabii ki su açığa çıkacaktır. İnsan vücudunda da tuzlara ihtiyaç var. Unutma, çok kullanacağım sene boyunca bu cümleyi. Benim vücudumda eşik değer dediğim bir kavram var. Her şeyin olması gereken bir değeri var. Bir şey eşik değerin altına düşüyorsa da olumsuzdur. Eşik değerin üstüne çıkıyorsa da olumsuzdur. Yani tuzu fazla alırsan tabii ki hastalıklar meydana gelecek. Ama aynı zamanda vücut için gerekli miktardan az tuz alırsan da hastalıklar meydana gelecektir. İnsan vücudu için gerekli olan tuzlardan da birkaç tane söyleyeyim. Kalsiyum tuzları, sodyum tuzları, magnezyum tuzları, potasyum tuzları insan vücudunun ihtiyaç duyduğu tuzlara örnektir. Şimdi hemen bir tane soru çıktı karşımıza. Aşağıda verilenlerden hangisi inorganik yapılıdır diyor. Şimdi baktık, canlıların temel bileşenlerini ikiye ayırdık. İnorganikler ve organikler olarak gruplandırdık. Bunları söylemedik ama inorganikleri söyledik. İnorganikler nelerdi? Su, asit, baz, tuz, minerallerdi. Hemen seçeneklere baktığım zaman da burada ne demiş? F mineral, demir mineral demiş. Demir minerali tabii ki inorganik yapılı olacak. Onun haricinde işte riboz şekeri, karbonhidrat, adenin bazı, DNA'nın yapısındaki azotlu organik baz, baza düşme, ATP, C vitamini, tabii ki bunlar organik moleküllerdir diyeyim. Sonra da minerallere geçeyim. Mineral ne demek? Aslında o periyodik cetvelde öğrendiğimiz sodyum, potasyum, işte flor, klor, brom, iyot gibi miner elementlerin hepsi biyolojide mineral madde olacak. Mineral maddeleri de vücuduma almak zorundayım. Eksiklik belirtilerinde bazı hastalıklar ortaya çıkıyor. Çok fazla alırsak da bazı hastalıklar ortaya çıkıyor. En çok sorularda gelenleri uzun uzun yazdım gençler. Ama tabii ki diğerlerinden de biraz biraz bahsedeceğiz. Mesela kalsiyum dediğimiz zaman birçok yerde karşımıza çıkacak. Reklamlara devamlı işte çıkıyor. Bizim yoğurdu yedirin çocuklara, kalsiyum oranı şu kadar, kemikleri güçlensin, dişleri güçlensin diye. Kalsiyum tabii ki dişlerin ve kemiklerin yapısına katılacak. Aynı zamanda ileriki konularda kanın pıhtılaşması gerektiğinden bahsedeceğiz. Pıhtılaşması için de tabii ki kalsiyum mineraline ihtiyaç var. Kas kasılmasında ve sinir sisteminin uyarı iletmesinde de kalsiyuma ihtiyaç var. Az alındığı zaman kemiklerin yapısında yumuşama dediğimiz durum söz konusu olacak. Vücuduna kalsiyumu çok fazla alırsan kanındaki kalsiyum miktarı artar. Kanındaki kalsiyumda kanlı kalsiyum dolaşacak, dolaşacak, devamlı böbreklere gidecek. Burada kalsiyumlar birleşecek, böbrek taşı dediğimiz durumlar ortaya çıkabilecek. Aslında müfredat artık bu hastalık isimlerini çok fazla vermiyor ama soru bankalarında tabii ki göreceksiniz. Vücuduma yeterli düzeyde çocukken kalsiyumu alamazsam çocuklarda parantez bacaklılık dediğimiz raşitizm hastalığı söz konusu olabiliyor. Yetişkin bireylerde ise kalsiyum yetersizliğinde yine kemiklerde erime dediğimiz osteomalazi hastalığı söz konusu olabiliyor diyeyim gençler. Biraz da demirden bahsedeyim. Biliyorsunuz kana kırmızı rengini ne veriyor? Kanımızda bulunan tabii ki al yuvarlar veriyor. Al yuvarların içerisinde de kana kırmızı rengini veren bir protein var. Bu proteinin yapısında da demir var. Vücuduma yeterli düzeyde demir alamazsam bu protein aktifleşemiyor. Al yuvarlar yeterli oksijeni ve karbondioksiti taşıyamıyor. Kansızlık, anemi dediğimiz rahatsızlık söz konusu oluyor. Yani kansızlık demek vücudunda herkesin 8 litre kanı var da bende 5 litre varmış anlamına gelmiyor. Kanımızda bulunan bir proteinin yeterli miktarda olmaması, bir hücrenin yeterli miktarda olmaması anlamına geliyor. Fazla demir alırsam da tabii ki zehirlenme gibi durumlar söz konusu olabilir. Bakalım fosfora. Bahsedeceğiz bir sonraki dersimizde. DNA ve RNA'nın yapısını anlatacağız. ATP'nin yapısını anlatacağız. Bunlarda fosfat grubu, fosfor bulunduğunu söyleyeceğiz. Aynı zamanda hücre zarının yapısında fosfolipid dediğimiz bir lipid çeşidi olacak. Bu lipidin yapısında da tabii ki fosfor var. Kemik ve diş oluşumunda etkili. Eğer azalırsak kemik ve dişlerde tabii ki yumuşama söz konusu olacak. Vücuda fazla alındığında da kalsiyumun bağlanma oranını biraz azaltıyor. Kalsiyumun kemiklerde azalması
olmasına neden oluyor diyeyim gençler. IOTA'da bahsedeyim. Bizim boğazımızda tiroid bezi dediğimiz bir bezimiz var. Bu tiroid bezimizden de salgılanan tiroksin adını verdiğimiz metabolizmamızın hızlanmasını sağlayan bir hormon var. Bu vücuda iyot da tiroksinin yapısına katılıyor. Eğer iyotu alamazsam tiroksin hormonunu yeterli düzeyde sentezleyemiyorum. Guatr dediğimiz hastalık meydana geliyor. Çocukluk döneminde eğer iyot eksikliği söz konusu olursa zeka geriliği ve büyüme geriliği de söz konusu olabiliyor diyeyim gençler. Sodyum, potasyum bunlar sinir sistemini uyarı iletmesi için gerekli. Magnezyum enzimlerin yapısına katılıyor. Çinko, klor, kükürt bunlar zaten mineral maddeler enzimlerin yapısına katıldığı için vücuda yeterli miktarda alınmazsa sağlık sorunları meydana gelecektir diyeyim. Hemen de bir soruya geçeyim. Yukarıda verilenlerden hangileri inorganik bileşikleri organik bileşiklerden ayırt etmede kullanılabilir demiş. Sindirime uğramadan hücre zarından geçebilme. Şimdi organik bileşikleri anlatmadık ama organik bileşiklerin de organik bileşiklerin de küçük yapılı olanları da var, büyük yapılı olanları da var. Yani bir şey hücre zarından doğrudan geçebiliyorsa yapıştır inorganiktir diyemem. Belki organik küçük yapılı bir şeydir. Gitti. Hücrenin sitoplazmasında bulunmak kim dedi ki organik maddeler sitoplazmada bulunmaz diye? Tabii ki onlar da sitoplazmada bulunabilirler. Canlı tarafından üretilmeme zaten tek söylediğim cümleydi. İnorganikler canlı tarafından üretilmezler. Ayırt etmede de kullanabileceğim zaten yalnız 3 oldu diyeyim gençler. Buradan da organik bileşiklere geçeyim. Organik bileşiklere de baktığımız zaman kural olarak yapılarında hem karbon olduğunu hem de hidrojen olduğunu görüyoruz. Yani CH bilmem ne şeklindeki bileşikler organik yapılı oluyorlar. Organik bileşikleri canlılar sentezleyebilecek. Benim sentezlemem şart değil. Başka bir canlı da sentezlese işimizi görüyor diyelim. En küçük birimlerine de monomer yapı taşı ismini vereceğiz. Yapı taşı. Yapı taşı monomer ne demek? Hücre zarında delikler var. Hocam bu deliklere por deniyor. Pordan geçebilenler monomer yapılıdır. Geçemeyenler dimer, trimer, tetramer büyük yapılıdır diyeyim. Monomerleri de ototrof canlılar sentezleyebilecek. Yani ben sentezleyemem. Karbonhidratların en küçüğü birazdan söyleyeceğim glikoz. Kim sentezleyecek? Ototrof. Yani bitkiler fotosentez yapınca üretecek. Hep glikoz üretiyormuş gibi düşünüyoruz ama proteinlerin monomeri olan amino asitleri, yağların monomeri olan yağ asitlerini de tabii ki ototroflar fotosentez tepkime sonucunda üretmiş olacaklar. Monomer demek hücre zarından doğrudan geçebilen, parçalanma ihtiyacı duymayan demektir. Organik yapılı monomerler de tabii ki bitkili ise bunu üreten canlı kloroplast organelinde sentezleri gerçekleşecektir. Yıldız, yıldız, yıldız. Şimdi biraz havada kaldı ama diğer bilgileri koyduğumuz zaman karıştıracağınız bir şey bu. Organiğin monomeri fotosentez tepkimesiyle üretilir. Ben glikoz üretemem, ben amino asit üretemem, ben yağ asidi üretemem diyeyim gençler. Ve en önem verdiğim kısma geliyorum. Şimdi organik bileşikleri anlatacağım. Biraz monomerlerinden falan bahsettim. Karbonhidrat, yağ ve proteinleri de kendi içerisinde kıyaslı vereceğim. Çünkü bunların karma soruları üniversite sınavında da çok fazla çıkıyor. Biz de soru bankalarına haliyle fazla fazla koyuyoruz diyeyim gençler. Bizim enerji verici organik bileşiklerimiz 3 tane. Karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerdir. Başka herhangi bir şey enerji vermez. Yıldız, bizim çocuk sınava hazırlanıyor. Ya vitamin aldım ben ona sınavda daha iyi enerjisi yerinde olsun falan diye. Yok öyle bir şey. Vitamin tabii ki bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Bizim daha aktif olmamızı sağlar. Ama vitamin enerji vermez. Enerji vermek demek bir şeyin solunum tepkimesiyle yakılıp ATP çıkartabilmesi anlamına geliyor. Solunum tepkimelerinde de sadece karbonhidratlar, yağlar ve proteinler kullanılır. Bunların bir enerji verme sırası var, bir de enerji verme miktarı var. Rakam bilmene gerek yok. Enerji verme sırasına baktığım zaman, şimdi konuşuyorum fazla fazla enerji harcıyorum.
İlk olarak gidip kimin kapısını çalıyorum? Tabii ki karbonhidratların kapısını çalıyorum. Eğer vücudumda karbonhidratlar yani şekerler biterse o zaman da gidip yağların yani lipitlerin kapısını çalıyorum. Vücudumdaki yağlar da bitti. Ölüm orucu gibi bir oruç tuttum. Vücudumdaki yağın bitme ihtimali çok zordur. Vücudumdaki yağları da bittim. Vücut bir sigorta şirketi gibi çalışıyor. Diyor ki ben diyor yapıyı bozayım ama ölmesin, enerjiye devamlı olarak ihtiyaç var diyor. Biraz yapımızı bozarak proteinlerden enerji elde edebiliyoruz diyeyim gençler. Yani kullanım sırası karbonhidrat, yağ ve proteinlerdir. Diyetisyen televizyona çıkıyor, ne diyor? Karbonhidrat almayı bırakırsanız kilo verirsiniz diyor. Vücuduma şeker yani karbonhidrat almazsam vücudum enerji ihtiyacını nereden karşılayacak? Yağlardan. Yağlarımı yaktığım zaman da tabii ki kilo vermiş olacağım diyeyim. Proteinler de enerji verir ama proteinler daha çok yapı maddesidir. Bir insanın proteinden enerji elde etmesi demek biraz kendi kendini sindirdiği anlamına gelir. Yani vücut sinyal veriyordur. Tehlikeli bir durumdadır diyeyim gençler. Bunların enerji verme miktarlarına da bakalım. Baktığımız zaman en çok enerji veren organik bileşik lipidlerdir. Onun arkasından enerji veren organik bileşik proteinlerdir. En az enerji veren organik bileşik de karbonhidratlardır. Eşit birimlerini yaktığım zaman verdikleri enerji miktarından bahsediyorum. Ya hocam, karbonhidratlar en az enerji veriyor. Ben niye gidip onları ilk sırada kullanıyorum? Çünkü karbonhidratları yakmak çok kolay. Solunum tepkimelerine çok kolay bir şekilde katılıyorlar diyeyim gençler. Yağların çok enerji vermesinin sebebi zaten yapılarında biraz hidrojen oranının diğerlerine göre fazla olmasından kaynaklanıyor. Hidrojen oranları fazla olduğu için de yakılmaları biraz daha karbonhidratlara göre zor gençler. Proteinlerden zaten enerji elde etmek istemiyoruz. Yağlar protein ve karbonhidratlara göre yaklaşık 2 katı kadar daha fazla enerji verirler. Dediğim gibi rakam vermiyorum. Bilmenize gerek yok. Şimdi biz bu konunun içerisinde işte monosakkaritler, disakkaritler, ne bileyim polimerler gibi cümleleri kullanacağız. Tabii ki siz bunları biliyorsunuz ama ben küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir şey monomer yapılıysa ne demekti? En küçük biriminden bahsediyorduk. Yani hücre zarından doğrudan geçebiliyordu. Polimer yapılar ise daha büyük yapılardır. Mono 1 demek, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hegza 6. Bunlar bizim işimize yaramayacak ama 7, 8 anlamına gelecek. Poli de çok, yani bize 6'ya kadar lazım. Çünkü hegzositozlar falan öğreneceğiz. Poli dediği zaman bir şeyin başına da büyük yapılı olduğundan bahsediyordur. Hemen baştan da tabii ki dedim ya size, ben çok severim karbonhidrat, yağ ve proteinleri karşılıklı olarak vermeyi. Tabii ki bunları birazdan açacağım. Karbonhidrat, yağ ve proteinler enerji vericidir. Kullanım sıralarını söyledim. Enerji ihtiyacım olduğu zaman ilk sırada gidip kimleri kullanıyordum? Karbonhidratları. Karbonhidratlarım bitince kimin kapısını çalıyorum? Yağların. Yağlarım da bittiği zaman kimin kapısını çalacağım? Proteinlerin. Enerji verme miktarlarına baktığım zaman, kendi içinde kıyasladığım zaman en çok enerjiyi yağlar verecekti. Orta düzeyde ikisinin arasında kalacak şekilde proteinler oluyordu. En az enerji veren organik bileşik ise karbonhidratlardı. Sonra bunların yapısına bakalım. Karbonhidratların yapısında karbon, hidrojen ve oksijen mutlaka bulunacak. Bunun haricinde yok kükürt, yok azot, bazı türlerinde bulunabilir ama CHO'yu yapıştır, kesin bulunacak. Yağların yapısına da baktığın zaman yine yapılarında CHO %100 bulunacak. Proteinlerin yapısında da CHO bulunacak. Yıldız amino asit bunların yapı birimidir. Proteinlerin, amino asitlerin yapısında da azot mutlaka bulunacak diyeyim. Gençler, karbonhidratlara baktığımız zaman yapıcı onarıcılar, yağlar yapıcı onarıcı düzenleyiciler, proteinler yapıcı onarıcı düzenleyici bileşiklerdir. Karbonhidratların, doğrusunu söylüyorum, yapı taşlarına monosakkaritler ismini vereceğiz. Yani monosakkaritlerin tamamı hücre zarından doğrudan geçebilir.
Soruda %99 monosakkaritleri çeşitlerinden birini sorar. Yapı taşı olarak bilmemizi ister. Glikoz her şeyin içinde olduğu için karbonhidratların yapı taşı glikoz olarak sorularda karşımıza çok çıkacak. Glikoz da tabii ki bir monosakkarit çeşididir. Yağların yapı taşlarına baktığımız zaman yağların iki çeşit yapı taşı var. Bunlardan birincisi yağ asitleri dediğimiz asitler, bir de gliserol adını verdiğimiz bir yapı taşı var. Proteinlerin yapı taşları, monomerleri ise amino asitlerdir gençler. Tabii ki biz bunlar küçük monomer maddeler ya, biz bunları birbirlerine bağlayacağız. Bağladığımız zaman daha büyük yapılı maddeleri açığa çıkartmış olacağız. Mesela yüzlerce amino asidi bir araya getireceğiz. Bir proteine dönüşecek. Yüzlerce glikozu bir araya getireceğiz. Büyük bir karbonhidrata dönüşecek. Bunları da birbirine bağlayan bağlara ihtiyacımız var. Karbonhidratları birbirine bağlayan bağın adı glikozit bağıdır. Yağları birbirine bağlayan bağın adı ester bağıdır. Proteinleri birbirine bağlayan bağın adı ise peptit bağı dediğimiz bağdır diyeyim. Böylelikle ana hatlarıyla bunları birbiriyle kıyaslamış olduk. Şimdi biraz da içlerine gireceğiz diyeyim. Geldim karbonhidratlara. Karbonhidratlar yapısındaki tabii ki şeker sayısına göre gruplandırılıyorlar. Bizim bir monosakkaritlerimiz var. Mono ne demekti? Bir. O zaman monosakkaritler tek şekerliler olacak. Disakkaritler dediğimiz zaman iki şekerli, yani çift şekerlilerden bahsediyoruz. Polisakkaritler ise çok şekerler, çok şekerliler anlamına geliyor gençler. Monosakkaritleri de karbon sayısına göre gruplandırabileceğiz. 5 karbonlular ve 6 karbonlular olmak üzere. 5 karbonlular dediğimiz zaman bu 5 ne demekti? Hegza demekti. 5 karbonlulara da hegzoslar ismini, ay hegzoslar yazdım, pentozlar. Pentozlar ismini vereceğiz. 6 karbonlulara da hegzoslar ismini vermiş olacağız. Penta 5 demekti, hegza 6 demekti. Arada karıştırabiliyoruz. 5 karbonlular yani pentozlar riboz ve deoksiriboz olacak. Daha sonra da işime yarayacak. Çünkü riboz dediğimiz zaman hem RNA'nın yapısında karşıma çıkacak, hem de ATP'nin yapısında karşıma çıkacak. Deoksiriboz ise DNA'nın yapısına katılacak. Şimdi bir şey de söyleyeyim hazır buraya gelmişken. Canlıların temel bileşenleri şöyle bir konu. Aslında her şeyin temeli gibi. Burada bir şeyler öğreneceğiz. Daha sonraki konularda burada öğrendiğimiz bilgilere geri döneceğiz. Canlıların temel bileşenlerinde çok yabancı kelime olduğunu ve ezberlemek, bilmek zorunda olduğumuz aslında çok şey olduğunun ben de farkındayım. İlk başlanıldığı zaman biraz zorlanılır. Ama burası oturduğu zaman diğer konularda ense yapma şansımız oluyor. Mesela ne demek istiyorum? Ben sonraki dersimizde RNA'yı anlatacağım. RNA'nın şekeri var diyeceğim. Zaten burada söyledik. RNA'nın yapısına katılan şeker riboz. DNA'yı anlatacağım, ATP'yi anlatacağım. Buradaki bilgiyi kullanacağım. Daha sonraki konularda canlıları sınıflandıracağım. Birazdan söyleyeceğim. Diyeceğim ki işte hayvanların depo karbonhidratı ne? Burada söylediğim bilgi orada da karşıma çıkacak. Yani test kitaplarını çözerken glikojen kimin depo karbonhidratıdır diye bu ünitede soru göreceksin. Aşağıda işte işaretleyeceksin şunun diye. Diğer ünitede de şunun depo karbonhidratı nedir deyip aşağıda glikojeni işaretleyeceksin. Yani bir bilgiyi bir sürü yerde kullanmış olacaksın. O yüzden eğer bu konuyu anlamakta zorlanıyorsak bu konuyu atlamayalım. Bölerek çalışabilirsiniz. Ben dedim bugün biraz dersimiz uzun sürecek. Çünkü bu konuyla ilgili çok konuşmak istiyorum. İyice kafamıza otursun istiyorum. Eğer yorulursanız ara verin. Ondan sonra devam edin ve konuyu dinledikten sonra mutlaka hemen test sorularına, test çözümlerine başlayın diyeyim. Gençler, hemen 6 karbonlular ve hegzozlarla da devam edeyim. 6 karbonlar dediğimiz zaman glikoz, fruktoz ve galaktozdan bahsediyoruz. Glikoz dediğimiz zaman kan şekeri veya üzüm şekeri olarak da bilinir. Bizim vücudumuzda da kanımızda da belli bir oranda tabii ki glikoz var. Gidip hani böyle sabah aç karnına kan şekerimizi ölçtürüyoruz ya. Aslında kanımızda bulunan glikozu ölçtürüyoruz. Belli bir oranda glikoz olmalı ki hücrelerin enerjiye ihtiyacı olduğu zaman kandan hemen bu glikoz alınabilsin. Fruktoz dediğimiz zaman da meyve şekeridir. Bitkiler tarafından sentezi gerçekleştiriliyor. Galaktoz ise süt şekeri olarak bilinir.
Sonuçta bunların hepsi 6 karbonlu, yani hücre zarından doğrudan geçebilen karbonhidratlardır. 6 karbonların tamamı için de C6H12O6 formülünü kullanabiliyorum. Çünkü karbonhidratlar için CnH2n ON formülünü kullanabiliriz. Bunlar da 6 karbonlu olduğu için üçünün de kapalı formülü birbiriyle aynıdır. Yani bunlar birbirinin izomeridir. Yani glikoz da C6H12O6, fruktoz da C6H12O6. Yani hocam biz bunları neden ayrı ayrı öğreniyoruz? Niye aynı ismi vermişler? Farklı farklı isimler vermişler derseniz hiç bilmemize gerek yok. Bunun 12 tane hidrojeni var da işte 4 tane karbonu bu tarafta, ikisi bu tarafta. Diğerinin 12 hidrojeni şurada, 3 karbonu burada, 3 karbonu burada. Yani bunların açık formülleri farklı, kapalı formülleri birbiriyle aynı. Kimin nerede olduğunu bilmemize gerek yok dediğim gibi. Geleyim çift şekerlilere, yani disakkaritlere. İki tane monosakkaritlerin birleşmesi sonucunda disakkaritler sentezlenecek. Cebime de her zaman glikozu koyacağım. Glikoz glikoz birleştiği zaman, ikisi bir araya geldiği zaman, bu ikisinin arasında bağ kurulduğu zaman maltoz adını verdiğimiz disakkarit açığa çıkacak. Gli gli mal. Glikozla fruktoz birleştiği zaman bazen, hemen şunu da şöyle çizeyim, ikisini de birleştireyim. Sükroz. Bazı kaynaklarda da sakkaroz görürsen nedir bu deme, ikisi de aynı şey. Sakkaroz dediğimiz şeker meydana geliyor. Glikozla galaktoz birleştiği zaman zaten basit ismi içinde saklı, laktoz adını verdiğimiz disakkarit sentezleniyor. Gli gli mal, yani maltoz sentezlendi. Glikoz galaktoz zaten ismi içerisinde saklı diyeyim. İkisi birleştiği zaman laktoz sentezlendi. Glikoz fruktoz birleştiği zaman da sükroz veya sakkaroz dediğimiz disakkarit sentezlendi. Şu iki tane glikozu bir araya getiren bağın da adı tabii ki ne olacak gençler? Karbonhidratları birbirine bağlayan bağ glikozit bağıydı. Bu bir dehidrasyon tepkimesidir. Daha doğrusu tepkimenin şu kısmı dehidrasyon tepkimesidir. İki tane küçüğü bir araya getirdin. Dehidrasyon tepkimeleri sonucunda her zaman su açığa çıktı. Hidroliz tepkimelerinde ise su kullanıldı. Sen büyük bir şeyi kendini oluşturan daha küçük birimlere parçalamış oldun diyelim. Buradan da polisakkaritlere, yani büyük şekerlerimize geçiyorum. Büyük şekerlerimizin içerisinde de glikoz var. Hani karbonhidratların yapı taşını anlatırken ne dedim? Monosakkaritlerdir. Soruda %99 glikoz karşımıza çıkar. Bunun sebebi de şu gençler. Glikoz, bak disakkaritin hangi çeşidi olursa olsun içinde glikoz var. Polisakkaritin hangi çeşidi olursa olsun içinde glikoz var. Yüzlerce glikozun bir araya gelmesiyle polisakkaritler meydana gelecek. Polisakkaritlerin sentez sırasında da kurulan bağ sayısı kadar su açığa çıkacak. Neden bahsediyorum? Şimdi yüzlerce, ama tabii ben yüzlerce yazamayacağım. Glikozlar bir araya gelmiş olsun. Glikoz artı, glikoz artı, glikoz sentezlendi. Buradan da bir polisakkarit sentezi gerçekleşmiş olsun. Şimdi bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane glikoz bir araya geldiği zaman arada kaç tane bağ kuruldu? 5 tane boncuğu bir araya getirirsen 4 tane bağ ihtiyacın var. Bağ sayısı kadar da su açığa çıkar. Yani kaç su açığa çıkacak? 4. O zaman diyebilir miyim? En sayıda glikoz bir araya gelirse en eksi bir sayıda su açığa çıkar. Bu genel bir formüldür. Yağlarda farklı oran kullanacağız ama kalanların hepsinde en eksi bir kuralımız geçerli olacak. Şuradaki mantıktan kaynaklanıyor. Yani kaç taneyi birleştirirsem bir eksiği kadar bağ kurulduğu için. O zaman atıyorum 100 tane glikozu bir araya getirirsen 99 tane su açığa çıkar. 99 tane glikozit bağı kurulur. Bunların farklı isimlendirilmesinin sebebi ne? Aralarında glikozit bağları var ama bir tanesi inci gibi dümdüz diziliyor. Öbürü dallanmalar yapıyor. Öbürü daha da fazla dallanmalar yapınca farklı isimlendirilmiş oluyorlar. Polisakkaritleri kendi içerisinde ikiye ayıracağım. Depo polisakkaritlerimiz ve yapısal polisakkaritlerimiz var. Depo polisakkarit kim?
Nişasta ve glikojendir. Bitkiler mesela fotosentez yaptı, çok glikoz sentezledi. Bu glikoza sonradan ihtiyacı olacak. Haliyle ne yapması lazım? Bir araya getirip depolaması lazım. Bir araya getirip depoladığı zaman hem kurduğu bağlardan dolayı su açığa çıkacak, su ihtiyacını karşılayabilecek. Hem de bir araya getirip depolarsa su çıktığı için daha az yer kaplayacak. O yüzden bazı şeyleri depoluyoruz, büyüye çeviriyoruz. Glikoz, glikoz diye 100 tane hücrenin içinde tutmuyorum da 99'unu bir araya getiriyorum. Böylelikle daha az yer kaplamış oluyorlar. Su da açığa çıkmış oluyor. Bitkiler glikozun fazlasını nişastaya çevirerek depolayacaklar. Birçok canlı alemi de glikojene çevirerek depolayacak. Kimlerden bahsediyorum? Canlıları alemlere ayırmıştım. Bakteriler ve arkeler prokaryottu. Protist, mantar, bitki ve hayvanlar ökaryot canlılardı. Bu bakteriler alemindeki canlılar glikojen halinde depolayacaklar. Arkeler sorularda pek çıkmıyor ama arkelerin de depo karbonhidratı glikojendir. Mantarların depo karbonhidratının glikojen olduğunu unutmuyorsun. Mantarların hayvanlara daha yakın bir alem olmasının sebeplerinden bir tanesi de depo karbonhidratının glikojen olmasıdır. Hayvanlar alemindeki canlılar da tabii ki glikojen olarak depolayacaklar. Protistlerle ilgili soru gelmiyor gençler. Çünkü orada çok farklı farklı gruplar var. Biraz birbirinden farklı özellikleri var. Bunları bilmem gerekiyor. Yapısal polisakkaritler kimlerdir? Yapısal polisakkaritlere baktığımız zaman da ilk olarak selüloz karşımıza çıkıyor. Selüloz nerede var? Bitkilerin hücre duvarında var. Bitkilerin hücre zarının haricinde, hücre zarının dışında hücre duvarı, çeperi dediğimiz bir yapıları var. Bu selüloz da onların hücre duvarının yapısında var. Kitin eklem bacaklıların dış iskeletinde bulunacak. Eklem bacaklıyla da kimi kastediyorum? Aslında böcekleri kastediyorum. Onların dış iskeletinde var. Böceğe basınca bir çatırt sesi gelir ya, aslında onların dış iskeletinin kırılmasından kaynaklanıyor. Kitin de mantarların hücre duvarında var. He, bak bir şeyler daha öğrendim. Aslında mantarlar aleminde böyle bilmem kaç video sonra söyleyeceğim cümlelerin hepsini burada etmiş oldum. Mantarlara baktığın zaman ökaryot hücre yapılı olduklarını öğrendim. Hücre duvarları olduğunu, hücre duvarlarının kitin yapılı olduğunu öğrendim. Mantarların depo karbonhidratının glikojen olduğunu öğrendim. Zaten mantarlarla ilgili edeceğim iki tane daha cümle var. Mantarlar alemi bitmiş oluyor diyeyim gençler. Böylelikle bilgiler üst üste birbirini tamamlayacak şekilde ilerlemiş oluyor. Buradan da bir soru değil, iki soru çıktı karşıma. Hemen sizinle birlikte bakalım. Aşağıda verilen karbonhidratlardan hangisi hidroliz edilirse, pardon, hidroliz eden enzimleri insanların sindirim sistemi üretemez. Düşmüyorsun bunlara. Burada selüloz var. Selüloz insan sindirim sisteminde hidroliz edilemeyen bir karbonhidrattır. Yani bitkileri yediğimiz zaman aslında her bitki hücresinin duvarında selüloz olduğu için bol miktarda selüloz alıyoruz. Ve selülozun içinde de bir sürü glikoz var. Ama selüloz sindirecek enzimi ben sentezleyemiyorum. Sentezleyemediğim için de selüloz olduğu gibi dışarıya dışkıyla atılıyor. Bağırsak hareketlerine iyi gelen bir maddedir. O yüzden selülozlu, lifli besinler tüketin deniyor. Nişastayı bitkiler sentezliyor ama benim sindirim sisteminde nişastayı hidroliz edecek enzimler var. Nişastaları parçalıyorum, glikozlara dönüştürüyorum. İster glikozları sonra glikojene dönüştürüp depoluyorum. İstersem de o anda kullanıyorum. Aynı mantık laktoz için, maltoz için, glikojen için de geçerli. Mesela gittim işte tavuğu yedim, ineği yedim. İneğin vücudundaki glikojenleri aldım. Bu glikojenleri sindirim sisteminde parçalıyorum, glikozlara çeviriyorum. Gerekirse kendi glikojenime dönüştürüyorum, gerekirse kullanıyorum diyeyim. Ama selülozu sindiren enzimin bizde olmadığını unutmayın. Diğer soruya bakıyorum. Rakamlı soru çok fazla derecede karşınıza çıkmayacak. Artık matematiksel hesaplamalar biyolojide yapılmıyor. Ama burada takılmamamız gereken bir kısım var. Ondan bahsetmek için koydum gençler. Yanda verilen kaplara şekilde belirtilen maddeler ve bu maddelerin sindirimde görevli enzimler ilave edilmiş. Hidroliz tepkimeleri için de uygun şartları sağlamışız. Buna göre 3 kapta açığa çıkan toplam monomer sayısı ve çeşidi hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Şimdi maltoza düşmüyorsun. 100 maltoz varsa 99 glikoz vardır sakın demiyorsun. Çünkü bu bir disakkarit, polisakkarit değil.
Mesela neden bahsediyorum? Maltoz dediğin şey neydi? Glikoz artı glikoz bir araya geldiği zaman bir tane maltoz yapmaz mıydı? Buradan da bir tane su açığa çıkmaz mıydı? İki tane şey birleşirse bir tane su açığa çıkacak. Senin hemen şununla göstereyim. 100 tane maltozun varsa, 100 maltozun sentezlenmesi için 100 glikoz ve 100 glikozun birleşmesi lazım. Kafadan bu kapta 200 tane glikoz var. Sonra sükroza bakayım. Sükrozun formülü neydi? Glikozu hep cebime attım. Kiminle birleşecekti? Fruktozla birleşecekti. Buradan da sükroz veya sakkaroz dediğimiz disakkarit bir tane de su açığa çıkacaktı. Şimdi benim 100 tane sükrozum mu varmış? 100 tane sükrozum olduğuna göre 100 tane glikozla 100 tane fruktozun birleşmesi sonucunda oluşmuştur. O zaman bu kapta da 100 tane glikoz vardır. Aynı zamanda 100 tane de fruktoz vardır diyeyim. Buradan da laktozu hızlıca yapayım. Glikoz artı galaktoz bir araya geldiği zaman laktoz sentezi gerçekleşirdi. Disakkarit olduğu için de bir tane su açığa çıkardı. Döndüm. 100 tane laktozum varsa o zaman 100 tane galaktozla 100 tane glikoz birleşmiştir. O zaman burada da 100 tane glikoz var. 100 tane de galaktoz var. Şu da glikozdu. O zaman toplayayım. 200, 300, 400 tane glikozumun olması gerekiyor. 100 tane fruktozumun olması gerekiyor. 100 tane de galaktozumun olması gerekiyor. Cevap da E'ye düşmüş oluyor. Disakkarit olduğu için 99 demedik. Yani en eksi 1'e gitmedik. Formülün üstünden gittik. Sonra yağlara geçiyorum gençler. Yağlar dediğimiz zaman da insan vücudunda yapıcı olduğunu, onarıcı olduğunu, enerji verici olduğunu ve düzenleyici olduğunu söyledim. Düzenleyici olmasının sebebi bazı hormonlarımız yağ yapılı. Hormonlar da düzenleyici moleküller olduğuna göre yağlar da düzenleyicidir diyebiliriz. Hücre zarının yapısına katılıyorlar. Fosfolipid dediğimiz bir yağ çeşidimiz var. Yağlar hafiftir. Yıldız, yıldız, yıldız. Ya hocam yağlanınca, yağlarım artınca ben kilo alıyorum. Zaten yağlarımı vermek istiyorum demeyin. Bizim vücudumuzdaki enerji verici organik bileşikler kimlerdi? Karbonhidrat, yağ ve proteinlerdi. Bunlar enerji verici organik bileşik olduğu için hastalık gibi bir durum söz konusu değilse insan vücudundan bunlar dışarıya atılmaz. Yani sen idrarla glikoz atıyorsan şeker hastasısın demektir. Normal şartlarda glikozu niye atayım? Bu enerji verici. Vücut her zaman kendinin geleceğini düşünüyor. O mantıkta bakacaksın. Haliyle vücudumdaki karbonhidrat, yağ ve proteinleri de vücudumda tutmam lazım. Tutabilmem için de depolamam lazım. Vücudumdaki fazla karbonhidrat ve fazla protein yağ çevrilerek depolanıyor. Çünkü bu üçü içerisinde en hafif olan yağdır. Yani vücuduma aldığım fazla şekeri şeker olarak depolasaydım, proteini protein olarak yağı çevirmeden depolasaydım, şimdi olduğumdan çok daha ağır bir canlı olacaktım. Yağlar hafiftirle kastettiğim şey diğerlerine göre daha hafiftir. Yapılarındaki hidrojen oranından dolayı derimizin altında, iç organların etrafında yağ vardır. Bu da mekanik etkilere karşı vücudumuzu koruyor. Göçmen kuşlar, kış uykusuna yatan memeliler, çölde yaşayan hayvanlar da vücutlarında yağ depoluyor. Hadi söyleyeyim, biraz ekstra bir bilgi vereceğim size. Şimdi yağları solunum tepkimelerinde kullanıyoruz. Normal şartlarda ne yapıyorum? Oksijeni alıyorum, besinle yakıyorum. Buradan karbondioksit açığa çıkıyor, bir de su açığa çıkıyor. Şimdi besin olarak kullanabildiklerim kimler? Karbonhidratları kullanabiliyorum, yağları kullanabiliyorum ve proteinleri kullanabiliyorum. Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin içerisinden ben yağları kullanırsam yağların hidrojen oranı diğerlerine göre biraz daha fazla. Hidrojen oranları fazla olduğu için fazla enerji veriyorlar. Hidrojen oranları fazla olduğu için yakıldıkları zaman fazla miktarda metabolik su açığa çıkıyor. O zaman ben göçmen bir kuşsam, uzun bir süre uçacaksam, kış uykusuna yatacaksam, besin üretmeyeceksem, çölde yaşayan bir canlıysam benim depoladığım şeyden fazla miktarda enerji elde etmem ve fazla miktarda su açığa çıkartması lazım. Bu canlılarda bu nedenle vücutlarında yağ depoluyorlar.
develerin hörgüçlerinde yağ deposu var. Yağları solunum tepkimelerinde kullandıkları zaman hem enerji ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de metabolik su ihtiyaçlarını fazla fazla karşılayabilmiş oluyorlar. Derimizin altında bulununca da tabii ki ısı kaybını engellemiş olacak. Yağlar neden çok enerji verir kısmını da aslında hidrojen oranı fazla deyip geçecektim. Ama mantığı diğer konularla da bağlantılı. Ayete de çok detaylı olarak anlatacağım. Bundan kaynaklanıyor diyeyim gençler. Peki yağ çeşitleri neler? Yağ çeşitleri trigliseritler, fosfolipitler ve steroidler olmak üzere 3'e ayrılıyor. Trigliseritlere nötral yağlar ismini de verebiliyoruz. Hayvanlarda ve bitkilerde depo edilen yağ trigliserittir. Hatta bitkiyi de ben eklemiş olayım şurada. Yani bunlar yağın fazlasını trigliseritlere çevirerek depolayacaklar. Hep N-1 kuralımız geçerli olacak gençler. Ama burada oranı bilmem gerekiyor. Aslında 4 tane birleşip 3 su çıkıyor. Yani yine N-1 mantığında. Ama oranlı bilmek zorundayım. Bunların yapı taşı yağ asidi ve gliseroldü. 3 tane yağ asidi 1 tane gliserolle birleştiği zaman trigliserit yani nötral yağlar sentezlenecek. 3 tane de su açığa çıkmış olacak. Aradaki bağın adı da tabii ki ester bağı dediğimiz bağdı. O yüzden esterleşme tepkimesi olarak da geçer. Yağ asitlerini de kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Doymuş yağ asitlerimiz ve doymamış yağ asitlerimiz var. Doymuş yağ asitleri bir araya gelerek doymuş yağları meydana getirecekler. Doymamış yağ asitleri de bir araya gelip doymamış yağları meydana getirecekler. Genel bir kuraldan bahsediyorum. Doymuş yağ asitlerinde karbonlar genellikle tekli bağlar yapar. Tekli bağlar yaptıkları için hidrojene doymuş durumdadırlar diyeyim. O yüzden de oda sıcaklığında bu yağlar katı halde bulunur. Genellikle hayvansal kökenli yağlardan bahsediyoruz ama başlarına da genellikle cümlelerini kuruyorum diyeyim gençler. Çünkü istisnai yağlarımız da var. Tereyağı, kuyruk yağı, iç yağı gibi yağlar hayvansal kökenli doymuş yağlardır. Doymamış yağların karbonları ise çift bağ yapar. O yüzden hidrojene doymamışlar. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunuyorlar. Genellikle bitkisel kökenliler diyeyim. Yine genellikle unutma, balıklarda da doymamış yağ olabilir balık bir hayvan olmasına rağmen. Ayçiçek yağı, zeytinyağı, fındık yağı, kayısı yağı gibi bitkisel kökenli yağlar tabii ki doymamış yağlara örnek olacak. Margarin diye bir şey çıktı karşımıza. Çok fazla derecede artık önem verdiğimiz bir konudan bahsediyoruz. Margarin ne? Margarin tabii ki oda sıcaklığında katı halde bulunan bir yağ çeşididir ama margarinler doymuş yağ değildir. Margarinler bizim için trans yağ dediğimiz insan vücudu için faydası olmayan yağlardır. Mümkünse günümüzde kullanmamaya çalıştığımız yağlardır. Ne yapıyorlar? Doymamış yağ asitlerini, doymamış yağları götürüyorlar. Fabrikada hidrojene doğuruyorlar. Margarin dediğimiz yağları üretiyorlar. Margarinin kullanma koşulları çok kolay. Çok uzun yıllar bozulmadan saklanabiliyor. Maliyeti de biraz düşük olduğu için restoranlarda falan mutlaka kullanılıyordur gençler ama hayatımızdan çıkartmamız gereken bir yağdan bahsediyoruz. Çünkü bir şey besin değeri taşıyorsa o bozulur. Normal şartlarda ekmeği buraya bıraktım, limonu buraya bıraktım, salçayı bıraktım, aman şunu da dışarıda unutmuşum dersin. 2-3 gün gider, bir hafta sonra gidersin. Bir hafta sonra bunun bozulduğunu görürsün. Çünkü bu besin değeri taşıyorsa havada uçan mikroorganizmalar için de besin değeri taşıyor. Bir süre sonra mikroorganizmalar burada çoğalacaklar. Ay küflenmiş ya, bu bozulmuş diyeceksin. Ama margarin küflenmiyor, bozulmuyor. Çok uzun yıllar açıkta bıraksan bile mikroorganizmalar içinde çoğalmıyor. Biraz böyle petrol türevi maddeler katıyorlarmış. Milli Eğitim'in kitabında çok uzun yer aldığı için ben de bahsediyorum gençler. Biliyorsunuz ÖSYM mantığında biraz daha böyle güncel sorular sorulmayı seviliyor artık son yıllarda. O yüzden de trans yağları mümkünse besin öğeleri içerisinden çıkartmamız gerekiyor diyeyim. İnsan vücudunda sentezlenemeyen maddeler de var. Bazı amino asitler insan vücudunda sentezlenemiyor. Bazı yağ asitleri insan vücudunda sentezlenemiyor. Bir şeyi ben sentezleyemiyorsam dışarıdan hazır olarak, daha doğrusu işte bitkilerden falan hazır olarak alıyorsam onun başına temel
esansiyel zorunlu kelimelerini getireceksin. Temel yağ asidi, yani insanlar sentezleyemiyor. Bitkiden almam lazım. Bitkiyi tüketmem lazım ki bu yağ asidini vücuduma alabileyim diyeyim gençler. Buradan da diğer yağ çeşidimiz olan fosfolipitlere geçiyorum. Hiç cümle etmeyeceğim. Hücre zarını anlatırken çok uzun söyleyeceğiz. Zaten fosfolipit dediğin şey de yani gliserol yağ asidi birleşmiş. Bir tane de fosfat grubu eklenmiş. Yağ asidi 3 tane değil de 2 yağ asidi, bir tane de fosfat eklenmiş. Hücre zarının yapısında, şurada göstereyim, şunu büyüteyim. Hücre zarının yapısında bulunan lipitler fosfolipitlerdir. Çift sıralı olarak dizilirler. Hücre zarının yapısına katılırlar. Bitti. Steroidlere geçtiğimiz zaman da steroidler monomer yapılı yağlardır. Yani hücre zarından doğrudan geçebilirler. Bazı hormonlarımız yağ yapılı demiştim ya. Mesela östrojen hormonu dediğimiz hormon, testosteron doğru yazayım. Testosteron dediğimiz hormon steroid yapılı hormonlardır. Ergenlik çağına girdiğimiz zaman bu hormonların vücudumdaki miktarı artıyor. Ondan dolayı zaten yağ dokumda değişiklikler olup sivilce çıkması söz konusu oluyor. Halk arasında kolesterolü yükselmiş, şunu ye ki kolesterolün düşsün denilen şey de aslında bir yağ çeşididir. Kolesterolümün yükselmesi demek vücudumda bulunan steroid yapılı bir yağın yükselmesi anlamına gelecektir diyeyim. Hemen soruya da geçiyorum. Yanda verilen içerisinde yağ ve su bulunan deney tüpüne yağların hidrolizini sağlayan lipaz enzimi ilave edilmiş. Tepkiminin gerçekleşmesi için uygun şartlar sağlanmış. Buna göre bir süre sonra deney tüpünde değişimlerinden hangileri meydana gelir? Yağ varsa, yağ dediği zaman nötral yağ, trigliserit şeklinde düşüneceksin. Hemen formülü yazıyorum. Neydi hocam? 3 tane yağ asidi 1 tane gliserolle birleşiyordu. Buradan bir tane trigliserit sentezleniyordu. Bir de 3 tane de su açığa çıkıyordu. Sen ne yapıyorsun? Trigliseriti parçalıyorsun. Yani tepkimen hidroliz tepkimesi. O zaman su miktarı ne olacak? Bunu parçalayabilmek için su kullanacağına göre tüpteki su miktarı artar değil, tüpteki su miktarı azalır. Bu gitti. pH düşme, yağ asidi. Sen trigliseriti parçalayınca açığa ne çıktı? Yağ asitleri. Yani ortamın asidi arttı. Ortamın asitliği arttığına göre pH ne oldu? Düşmeye başladı. pH azalır benim için doğru. Yağ miktarı azalır. Bir zahmet yağ parçaladığıma göre yağ miktarı da azalsın. Cevabımız da 2 ve 3 şeklinde oldu diyeyim. Buradan da proteinlere geçiyorum. Bir kere bir şey insan vücudunda sentezlenemiyorsa biz onun başına ne yazıyorduk? Temel yazıyorduk. Esansiyel yazıyorduk veya zorunlu kelimelerini kullanıyorduk. Proteinlerin yapı taşı amino asitlerin de bazılarını biz sentezleyemiyoruz. Doğada 22 çeşit amino asit keşfedilmiş. Bunlardan 20 tanesi insan vücudunda, canlı vücudunda kullanılabiliyor. Bu 20 tanesinin 8 tanesi de benim sentezleyemediğim, bitkilerden falan aldığım temel, esansiyel, zorunlu amino asitlerdir diyeyim. Hangi amino asit olursa olsun yapı belli. Ortada bir karbon atomu var. Karbon kaç bağ yapar? 4. Bu bağlardan bir tanesi hidrojenle bağlanacak. Diğeri radikal grup dediğimiz değişken grup ile bağlanacak. Hacer'i yazdık. Burası radikal grup kısmımız. Bunun bir karboksil grubu, COOH grubu dediğimiz grubu olacak. Karboksil grubu diyeyim. Bir de NH2 amino grup dediğimiz grup söz konusu olacak. Canlı vücudundaki 20 çeşit amino asidin amino grubu, hidrojeni, karbonu ve karboksil grubu aynı. Hepsinde aynı. Hiçbirinde değişmiyor. Uyduruyorum. Radikal grup yerine sallıyorum tamamıyla. NH bilmem ne yazıyorum. X amino asidi oluyor. CH bilmem ne yazıyorum. Y amino asidi oluyor. H bilmem ne yazıyorum, Z amino asit oluyor. Yani radikal grubun değişmesiyle amino asitler birbirinden farklılaşıyor diyeyim gençler. Baktığımız zaman amino grup dediğimiz hidrojene düşme bazik özellik gösterir NH2. COOH da OH'a düşme, karboksil grubu da asidik özellik gösterir. Yani amino asitler hem asidik hem bazik özellik gösteren amfoter maddelerdir. Amino asitlerde de karbonhidratlarla aynı mantık geçerli. En sayıda amino asit bir araya geldiği zaman bir polipeptit, yani büyük bir protein meydana getirecek. En eksi bir sayıda da su açığa çıkmış olacak diyeyim.
proteinlere dedim ki aslında enerji elde etmek için ben bunları kullanmak istemiyorum. Çünkü insan vücudunda en çok bulunan maddeye su dedim. Organik madde olarak da insan vücudunda en çok bulunan madde proteindir. Yani vücudumda çok fazla miktarda protein var. Protein sentezi de tabii ki ribozom organelinde gerçekleşecek ve protein sentezleneceği zaman DNA'dan şifre verilmesi gerekecek. Mesela diyelim ki sen bir karbonhidrat sentezleyeceksin, glikojen yapacaksın. DNA diyor ki bana ne, gidin sentezleyin. Yağ sentezleyeceksin, gidin birleştirin diyor. Ama protein sentezleyeceği zaman diyor ki dur. Ben şifre vereceğim. Benim verdiğim şifreye göre o amino asitleri birbiriyle birleştireceksin diyor. O yüzden de canlıların akrabalık derecesine bakarken DNA benzerliğine bakılır ya. DNA benzerliği de öyle hadi gideyim ikisinin DNA'sını karşılaştırayım şeklinde kolay bakılan bir şey değil. O yüzden canlıların sınıflandırılması da protein benzerliğinden de yararlanılır. Çünkü DNA birbirine ne kadar benziyorsa proteinler de birbirine o kadar benzeyecektir diyeyim gençler. Canlı vücudunda kullanılan topu 20 çeşit amino asit var. Bu 20 çeşit amino asit birbirine bağlanıyor. Herkesin protein yapısı birbirinden farklı oluyor. Benimki kimseye benzemiyor. Benzese zaten birbirimizin fotokopisi gibi oluruz. 20 çeşit amino asit var. 8 milyar insan var. Bu iş nasıl gerçekleşiyor? Amino asitlerin birbirine bağlanma biçimi farklı değil. Hepsi peptit bağıyla bağlanacaklar. Dizilim sırası ve tekrarlanma sırası sayısı birbirinden farklı. Sen de A, B, C, D, E dizilmiş. Ben de A, A, D, C, C, D gelmiş. B gelmiş mesela. Ben de E yok. Ben de A iki sıra gelmiş. D sonra gelmiş. Sen de C önce gelmiş. Senin proteininle benim proteinim birbirinden farklı oluyor. Yani sayısı farklı, sırası farklı, çeşidi farklı diyeyim gençler. Sonra sen amino asitleri bir araya getirip bir zincir oluşturduğun zaman, aralarda peptit bağlarını kurduğun zaman bu bunun primer yapısı oluyor. Yani birincil yapısı oluyor. Amino asitlerin çoğunun, daha doğrusu proteinlerin çoğunun kullanılabilir hale gelmesi için de özel katlanmalar yapması gerekiyor. Özel katlanmalar yaparak bunlar işte sekonder, tersiyer, kuarter yapıya sahip olabiliyorlar. Mesela bu zincir halindeyken iş yapamıyor ama böyle özel bir katlanma yaptığı zaman iş yapabiliyor. Eğer bunun yüksek sıcaklık, basınç gibi bir sebeple üç boyutlu yapısını bozarsan buna da denatürasyon ismi veriliyor. Mesela yumurtayı düşün. Yumurta bol miktarda protein içeriyor. Ben yumurtayı pişirdiğim zaman o proteinler üç boyutlu yapıdaydı ya. Tek boyutlu şu zincir yapısına ulaşıyorlar. Aralardaki bağ kopmuyor. Proteini, daha doğrusu yumurtayı pişirdiğim zaman o yüzden de besin değeri değişmiyor. Sonuçta ben onu öyle de yesem, böyle de yesem içeride bağları kopartıp amino asitleri kullanacaktım. E ne oldu? Pişirdiğim zaman düz zincire dönüştü. Amino asitler hala oradalar. O yüzden de besin değeri değişmemiş oluyor. Yüksek basınç, yüksek sıcaklık, pH değişimleri, radyasyon gibi etkenler sonucunda 3 boyutlu yapı bozulabilir. Polipeptit zinciri bak zarar görmedi. O yüzden de bunlar besin değerini korurlar. Buna da denatürasyon diyoruz. Dedim ki proteinler insan vücudunda çok çok önemli. Bazısının ne olduğunu bilmeyeceksiniz ama TYT sınavında bunun mantığında bir soru geldi. Proteinlerin ne iş yaptığıyla ilgili gençler. O yüzden ben hafif hafif de kulak dolgunluğu olacak şekilde size bir şeyler söyleyerek bunu anlatacağım. Hücre zarının yapısında bulunan proteinler hücre için alınacak maddelerin tanınmasını ve taşınmasını sağlıyor. Çünkü hücre zarını öğrendiğimiz zaman yapısında proteinlerin olduğunu, protein kanalların bulunduğunu öğreneceğiz. Sonra enzimleri anlatırken hangi enzim olursa olsun yapısında mutlaka protein olacağını söyleyeceğiz. Alyuvarlarda oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlayan kana kırmızı rengini veren hemoglobin proteini olduğunu söyledik. Bunun yapısında da zaten hemoglobin dediğin şey bir protein. Sonra kas kasılması öğreneceğiz. Kaslarımızın kasılabilmesi için protein iplikler var. Aktin ve miyozin iplikleri. Bunların sayesinde gerçekleşecek. Vücuduma yabancı maddeler girdiği zaman benim bunları öldürecek savunma sistemi maddelerim üretmem gerekiyor. Bunlar da protein yapılı antikorlar oluyor diyeyim.
insülin ve glikagon hormonu denilen hormonlar var. Biri kan şekerini düşürüyor, diğeri kan şekerini yükseltiyor. Bu hormonlar da protein yapılıdır. Kemik, kıkırdak, eklem bunların yapısında tabii ki proteinler var. Kolajen protein dediğimiz proteinler. Kanın patılaşmasında da fibrinojen adını verdiğimiz bir protein görev yapıyor. Yani bunların hepsi aslında protein yapılı moleküllerdir diyeyim gençler. Hemen sorulara geçelim. Bu soruyu bekliyordum özellikle. Birkaç soru çözeceğim, bitiriyorum. Yukarıdaki kablara belirtilen maddeler ve hidrolizi için gerekli enzimler konulup uygun şartlarda beklenmiş pH azalır diye soruyor. Şimdi nişastayı parçalayacak en sayıda glikoz açığa çıkacak uygun kapta uygun şeyler varsa. Yağ parçalayacak açığa ne çıkacak? Yağ asit. Ve gliserol açığa çıkmış olacak. Proteinleri parçaladığı zaman ise açığa amino asitler çıkacak. Baktığım zaman amino asit açığa çıktığına göre ortam asidikleşti. pH ne oldu? Azaldı. 3'ü almam lazım. Yağ asidi açığa çıktığına göre ortam asidikleşti. pH azaldı. O zaman bunu da almam lazım. Glikozun asitle bir alakası yok. Yani glikoz açığa çıkınca pH'te herhangi bir değişiklik olmaz. Hemen cevabı işaretleyeyim. Buradan bir şey daha söyleyeyim size. Yukarıda verilen tepkimeler uygun şartlarda gerçekleşti. Hangi kapta kaç çeşit molekül çıkar? Hangi kapta birden fazla çeşit çıkar diye sordu. Nişastayı parçaladın, glikoz açığa çıktı. Okeyim. Bir çeşit monomer açığa çıktı. Baktın, bir tane yağ vardı, parçaladın. 3 yağ asidi bir gliserol. 3 yağ asidi de birbirinden farklı olabilir. 3 yağ asidi birbiriyle aynı olabilir. Yani iki çeşit de olabilir. Eğer bir tane yağ varsa 3 yağ asidinin birbirinden farklı olduğunu bir de gliserolü düşünürsen 2 çeşit de çıkabilir. 4 çeşit de monomer açığa çıkabilir. Amino asit dediği zaman biri yapıştırırsan düşersin. Doğada 20 çeşit canlı vücudunda kullanılabilen 20 çeşit amino asit var. Yani proteinin yapısına bağlı olarak bütün amino asitler birbiriyle aynı yapıda da olabilir. 20 farklı çeşit de olabilir. Yani buraya biri kabul edemezsin. Sadece bir çeşit çıkan nişastadır, onda eminim. Kalanlarında birden fazla çeşit çıkabilir. Amino asit çıkıyor da bir sürü amino asit var. Bunlar birbirinden farklı çeşitlerde diyeyim gençler. Hemen diğer soruma da geçiyorum. Bir hücrede bulunan protein miktarının zamana bağlı değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Protein miktarı artmış. O zaman hemen yapıştırıyorum. En sayıda amino asit bir araya gelip protein sentezlenmiş. En eksi bir sayıda da su açığa çıkmış. Buna göre aynı zaman diliminde belirtilen grafiklerdeki değişimlerden hangileri meydana gelir diyor. Amino asitleri bir araya getirip protein sentezlediğime göre amino asit miktarı zamanla azalacaktır. Ben amino asitlerin arasında peptit bağı kurduğuma göre peptit bağı sayısı artacaktır. Kullanılan ATP miktarı artacaktır. Küçük şeylerden büyük bir şey yapıyorsam ATP harcayacağım. O yüzden de kullanılan ATP miktarının ne olması lazımdı? Artması lazımdı. Yani cevabımız neye düştü? 1 ve 2'ye düşmüş oldu. Geleyim trigliserit sorusuna. Trigliseritlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Yapılarında bulunan yağ asitlerinin tümü insan vücudunda sentezlenir. Hadi oradan. Esansiyel yağ asitleri dediğimiz yağ asitleri var, gitti. Bir yağ asidinin 3 gliserolle birleşmesi, hadi oradan. 3 yağ asidinin 1 gliserolle birleşmesi. Monomerleri birbirine ester bağıyla bağlanır. Doğru. Solunum tepkimelerine katıldıklarında aynı miktarda karbonhidrattan tabii ki enerji daha fazla verirler. Bu da bizim için doğru. Cevap 3-4 oldu. Bazı vücut sıvılarının ve dokularının pH değerleri aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi söylenemez diyor. Mideden ince bağırsağa gelen besin asidiktir. Doğru, ama şuraya bakayım. 0,9 ile 2 arasındaymış. Asidik pH'dan bahsediyoruz. Doğru. Kan hafif bazik pH'a sahip, 7,4 demiştik. Baktığın zaman hafif bazik olduğunu görüyorum. Tükürük ince bağırsaktan daha asidiktir. Tükürüğe bakıyorum, 6,4, ince bağırsak 7,5. Asidikliğini söyleyeceksem tükürük daha asidik kaldı tabii ki. Mide enzimleri bazik ortamda çalışır. Mide enzimi asidik bir pH'a sahip nasıl bazik ortamda çalışsın, seni işaretledim. İnce bağırsak kan serumundan daha basittir.
Kan serumu 7.45, ince bağırsak 7.5 ile 8 arasında. Tabii ki bizim için doğru oldu diyeyim gençler. Hemen bir soru daha çıktı karşıma. Nötral yağın sentezi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Aslında yaptık bunu. 3 tane yağ asidi bir araya geliyordu. 1 tane gliserolle. Buradan da 1 tane trigliserit, yani nötral yağ. 3 tane de su açığa çıkıyordu. Su molekülleri açığa çıkar. Doğru. Ester bağı kurulur. Doğru. Yağ asidi ve gliserol kullanılır. Doğru. Küçükten büyük yaptığıma göre enerji harcayacağım. Doğru oldu diyeyim gençler. Bakıyorum, maltoz ve sükroz molekülleri yukarıdaki gibi özelliklerden hangileri bakımından birbirinden farklılık gösterir? Maltoz neydi? Gli gli mal. Gli gli hop, maltoz sentezi gerçekleşiyordu. Bir de su açığa çıkıyordu, yazayım hadi. Sükrozda glikoz artı fruktoz bir araya geldiği zaman sükroz, bir tane de su açığa çıkıyordu. Yapısındaki monomer çeşidi sayısı farklılık göstermez. İkisinde de iki tane monomer var. Taşıdığı karbon sayısı, bu 6 karbon, bu 6 karbon, bu 6 karbon, bu 6 karbon, bu da 12 karbon, bu da 12 karbon. Yani bu da farklılık göstermez. İkisinde de 12 karbon. Sentezlendiği hücre çeşidi bakımından baktığımız zaman da sentezlendiği hücre çeşidi bakımından da farklılık göstermezler. Maltoz da bitkiler tarafından sentezlenebilir. Bu da sükroz da bitkiler tarafından sentezlenebilir. Farklı değil. Bakayım bir daha. Maltoz ve sükroz molekülleri yukarıdaki özelliklerden hangileri bakımından farklılık gösterir? Yapısındaki monomer çeşidi sayısı. Bunda da iki çeşit var. Bunda da iki çeşit var. Gitti. Taşıdığı karbon sayısı 12-12 gitti. Sentezlendiği hücre çeşidi gitti. Farklılık göstermez diyecekmişiz gençler. Farklılık göstermezi de 1-2-3 olarak işaretlemiş olduk. Geldik geçen haftanın ödüllü sorusuna. Tilkiler dünya üzerinde çöl, dağ ve kutup gibi çeşitli yerlerde görülebilen canlılar. Fakat bu canlılarda yaşadıkları yerlere bağlı olarak farklılıklar bulunmakta. Örneğin çöllerde yaşayan tilkilerin kulakları uzun ve geniş yüzeyliyken kutuplarda yaşayanların kısa ve dar yüzeylidir. Bu farklılık çölde yaşayan tilkilerde ısı kaybının fazla, kutuplarda yaşayan tilkilerde ise az olmasını sağlar. Yani ortama adapte olmayla ilgili, adaptasyonla ilgili bir soru yazmışız. Çöl tilkisi bulunduğu ortama uyum sağlamıştır. Evet, uzuvları sayesinde bulunduğu ortama uyum sağlamıştır. Dağ tilkisinde adaptasyon gözlenmez. Parçada verilenlere göre, bak, tilkiler dünya üzerinde çöl, dağ ve kutuplarda diyor. Tabii ki gözlenmez dediği için yanlış olacak. Kutup tilkisinin soğuk bölgelerde hayatta kalma şansı çöl tilkisinden tabii ki fazla olacak. Gençler, cevabımız 1 ve 3. Geçen haftaydı. Ödüllü sorusuna baktığım zaman cevabı C ve E arasında kalanları olduğunu gördüm ama parçadan çıkmaz falan diyorsunuz. Ne demiş? Tilkiler dünya üzerinde çöl, dağ ve kutuplar gibi çeşitli yerlerde görülebilen canlılar, yaşadıkları yere bağlı olarak farklılıklar göstermektedir demiş. Dağ tilkisinin de ortama adapte olduğu ile ilgili bilgi var. Dağ tilkisinde adaptasyon olayı gözlenmez diyemezsiniz. O yüzden cevabımız C'ye düşmüş oldu. Yorumlarınızı okuyorum gençler, biliyorsunuz ki. Hepinize de güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Özellikle üniversiteyi kazanmış olanlar, hocam şurayı burayı kazandık, işte biyolojide şöyle yaptım böyle yaptım demişler. İnanın çok mutlu oluyorum. Hepsine de üniversite hayatında başarılar diliyorum. Bu sene çalışıp da dinleyenlerin de inşallah seneye mesajlarını görmüş olacağız diyeyim gençler. Hemen tabii ki ödevinizi vererek videoyu bitiriyorum. Bakayım, 1 saat 5 dakika olmuş. Biraz sonlara doğru hızlı gitmeye çalıştım ama bugünün biraz uzun bir ders olacağını söylemiştim gençler. Şimdi bir önceki dersimizde biyoloji bilimi ve canlıların ortak özelliklerini yapmıştık. Yani bugün itibariyle 3. adımdan başlıyorsunuz. Hemen söyleyeyim. İnorganik bileşikler, karbonhidratlar, yağlar ve proteinlere kadar geliyorsunuz. Enzimlere geçiş yapmayın. Burası bizim için çok önemli bir konuydu. Unutmayın ki. Yani 3. adımdan başlıyorsunuz. 6. adımın sonuna kadar geliyorsunuz diyeyim gençler. Böylelikle yani sayfa 18'e kadar, 19'a kadar çözmediğiniz sorunun kalmamış olması gerekiyor. Daha sonraki dersimizde de enzimler kısmına geçeceğiz. Bitirince de zaten bölüm testlerini ödev olarak vereceğiz diyeyim. Böylelikle dersimizin sonuna gelmiş oluyorum. Hemen bu dersin ödüllü sorusunu göstereyim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya yorum kısmına bekliyorum.